Janet Dejean. Emine Hanımcı, ben Rüyam'da Muharrem İnce'yi gördüm. Beraber bir yere gidip etkinliklere katılıyoruz. Sonra yine beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gittik. Muharrem İnce içeri girdi. Ben onun kapının önünde bekliyordum. Başka tanımadığım insanlar vardı. Ardında Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Kapının önünde yanında durulan dertleri dinledi. Çok gerçekçi bir şekilde gördüm kendisini. Sonra içeride güzel yorumlar bekliyoruz. Cennetteciğim, senin kendinle ilgili beklediğin, ailenle ilgili beklediğin bazı devlet işlerimiz var. Bunlar çok verimliliği ve aydınlığa kavuşacak ama sen duygusal olarak çok depresyondasın, bu depresyonunu atıyorsun. Devlet büyüklerini görmek, özellikle Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce'yi görmek, beklediğiniz bir evrağınız kapınıza gelmiş olacak, hiç üzülmeyin diyorum. Sevil Eliva, selam güzel canım, 1971-79 doğumluyum demiş. Rüyasında Minnim'le beraber Azerbaycan'a sevgiler, casusluk sandırım ve lütfen yorumlayın. Sizin de duygusal hayatınızla ilgili oluşturmak istediğiniz çok olumlu şeyler var. Bunlar gerçekleşecek. Bir ev anahtarı niyetiniz var. Acayip aydınlığa kavuşunacaksınız. Hurşida Atajanova isimler. Patronum kimde iki turnu kırdım diyor. Eski patronum da iki turnu kırmış. Kürdün diyor. Yani şöyle demek istiyor. İşiyle ilgili yaşadığı bazı karmaşıklıklar varmış. Bunlar düzene gelecek. Büyük bir atamanız var ya da beklediğiniz yenilik var. Bu gayet aydınlığa kavuşacak. Mine Kara 94 rüyamda çok güzel bir çiftlik emniyeti kahverengi bir at giriyor. At Murat'tır. Emel Müftüoğlu'nun sağlık problemleri artacak ve çok ciddi ameliyat olacak. Ondan sonra sizin hayatınızda çok büyük bir aydınlığa, muhteşem bir aşka yelken açacaksınız. Emine Hanım, rüyamda Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüm. Yanına gittim, birlikte telefonla selfie çekindik. Mahir'cim, devletle ilgili beklediğin atama neyse gerçekleşecek ve muradına ereceksin. Fatma Tural 07. İkiz erkek bebek gördüm. İlişkim evlilikle sonuçlanıyor. Üzerinizde bir kısmetsizliğiniz var. Dua yazdırın. Evlilikle sonuçlanacak. Rüyamda tanımadığım bir evde bulaşık yıkadım. Ev biraz eskiydi. Ayrıca babam pantolonunun dikilmesi için terziye götürdüm. Bu arada babam 5 yıldır görüşmüyor. Babanızdan bazı miraslar kalacak. Bu miraslar da kardeşler arasında yaşanacak. Babanızın sağlığı sıkıntılı. Ama şöyle söyleyeceğim. Bence babanıza adım atın, sağlığıyla ilgili sıkıntı. Eski ev mirası temsil eder. Aydınlığı temsil eder. Aynur, rüyamda eşimin ev tapusuna imzaladığını gördüm. Akın Muhammed. Evinizle alakalı gerçekten istediğiniz bir şey var. Bu evrağınızı bekliyorsunuz. Allah kısmet ederse gerçekleşecek diyorum. Evet, haftalık rüyalarımızı da yaptık. Bize abone oluyorsunuz, rüyalarınızı takip ediyorsunuz ve yeni videonun altına rüyalarınızı yazıyorsunuz.